güzel hissettiniz. Bir doktor olarak değil de bir insan olarak önce. En azından bizim mahallede bir miktar yürüdüm, geldim. Ona rağmen ne uyku kaldı, ne iştah kaldı, ne gazete okuma isteği kaldı. Yani hayat son derece zorlaştı. Apartmanda dışarı çıkamayan insanları görüyorum. Yüzleri gözleri soldu. Mutsuzlar, etraftaki insanlar öyle. Hocam evde kaldınız ama değil mi? Yani belli bir süre evde geçirdiniz. Tabii canım, bu söylediğim en fazla. 50 yıllık işinizle evde kaldığınız sürede çok mu kavga ettiniz yoksa daha rahat mı geçti? Anladım. Konuşmaya başlarken bu konuyu sormayacağınız konusunda anlaştığımızı sanıyordum ben. Bu karantinanın çok fazla abartıldığını düşünüyor musunuz? Evet, yani olmaması gerektiği kadar abartıldığını düşünüyorum. Bu herkesi eve kapatmanın astarı yüzünden pahalıya çıkacağı %100'ü, ekonomiden falan bahsetmiyorum. Herkeste çok ciddi bir ölüm korkusu var. Bunun farkında mısınız bilmiyorum. Yani hastanenin içinde olduğunuz için çok hissetmiyor olabilirsiniz. Yani bu evlerde duran insanlar hakikaten burunlarını balkondan çıkartırlarsa akşama öleceklerini falan sanıyorlar. Yani hepimiz öleceğiz, var bir mesele de. Yani burnumuzu çıkarttık diye değil. Uyuyamıyorlar, korkuyorlar, yakınları için korkuyorlar, kendileri için korkuyorlar. Emirlere uymadıkları için başlarına bir şey gelecek diye korkuyorlar. Gereksiz bir korku var. En fazla 3 ay, daha fazla söyleyeyim hatta 6 ay sonra korona diye bir şey ortada aynen olacak. Nasıl bugün diyabet var, hipertansiyondan takır takır ölüyoruz. Herkes yediğinden içtiğinden dolayı, yanlış şeyler yiyip içtiğinden dolayı kanser oluyor, ölüyorsa ona benzer bir korona olacak. Ortada yaşamaya devam edeceğiz. Ölüm hızı bundan daha düşük olmayacak ama biz pek farkında olmayacağız. Bu benim şahsen nacizane düşüncem. Peki hocam, bütün bunlar bittikten sonra o psikolojik kısım, insanlardaki o korku geçecek mi? Nasıl tedavi olacak bu iş? Bizimle ilgili olan kısmını soruyorsun. İlginç bir şey söyleyeyim size. Yine bugünlerde aklıma geldi. 1900'lerinden daha önce, 1800'lerin sonunda filan bazı filmlerde, bazı kahramanlarda ilginç bir şey insan dikkatini çeker. Bunlar verem olurlar. Ölürler. Çok genç yaşta ölürler. Ama o verem olan insanlarla aşık olurlar birbirlerine, evlenirler, çocuk da bile bile verem olduğunu göre göre. Ama verem öldürücü bir hastalık o zaman. Bugün de yavaş yavaş yine öyle olmaya başlıyor ama çoktan beri verem dikkati almadı. Şimdi nereye gelmek istiyorum? İnsanlar koronanın bugünkü riskine rağmen korona olduğunu, ortada olduğunu bile bile normal hayatlarına geri dönecekler. Çok fark etmeden. Verem benzetmemi anlatabildim değil mi? Hocam, ben size bir soru sormak istiyorum. Eğer korona konusunda bilim kurulunda olsaydınız, şehirler arası yasağı koyar mıydınız fikir olarak? Çünkü biliyorsunuz bilim kurulunda bir sürü insan var ve siz de varsayalım ki bilim kurulundasınız. 65 yaşını yasaklar mıydınız? Güzel dediğim, daha önceden benim de aklıma gelen sorular bunlar. Bir defa ilginç bir rastlantı. Bilim kurulunda benim mezun olduğum Hacettepe yılından mezun olan birden fazla çok güvendiğim arkadaşım var. Onlar ne demişlerse büyük bir ihtimalle ben de aynısını demiş olurdum. Çünkü mantığımız aynı çalışacaktı. Merak ettik hocam, nedir bunlar? Çıkan kararlar bunlar olduğuna göre büyük bir ihtimalle ben de o kurulun bilgilerine sahip olsaydım büyük bir ihtimalle aynı kararı verirdim. Ama benim başka bir derdim var. Ben bu önlemlerin, tamamen kişisel konuşuyorum şu anda, bu önlemlerin çok aşırı olduğunu düşünüyorum. Bence Danimarka'da ve İsveç'te uygulanan yöntem bana çok uygun geliyor. Benim halet-i ruhiyeme çok uygun geliyor. Ama aynı şeyi savunan, bu sefer Amerika'da Trump'ın ellerinde silahlarıyla, Winchester'larıyla parlamentoyu basan faşistleri var. Yani onlarla da aynı yere düşmüş olduğumu hissediyorum bir yandan. Yani bırakın rahat rahat insanlar yaşasın demeyi bir yandan içinden istiyorum. Bir yandan da tüylerim diken diken oluyor. Adamlar parlamentoya basıyorlar yasakları kaldırın diye. Acaba onlarla da mı aynı yere geliyorum diye de korkuyorum. Aşağı tükürsem sakal, yukarı tükürsem bıyık. O bilimsel kurulun üyesi olsaydım ilk yapacağım iş istifa etmek olabilirdi. Peki hasta bakmaya başladınız. Dünden beri başladım. Eski hastalarınız mı geliyor, takip hasta mı, yoksa hastada bir artış var mı? Sanıyorum yeni hastalar da başlayacaktır ama şu anda uzun zamandan beri benim dönüşümü bekleyen, çünkü arka arkaya uzadı, 10 gün uzadı, 15 gün uzadı, hastalar randevuları doldurmuş durumda. Ötekilere pek sıra kalmamış. Herkes aynı dertten muzdarip. Evde hapis kaldık. Zaten işler kötüydü. Şahtı şahbaz olduk. Peki yani. Hocam, bu sırada bir panik atak patladı bu koronadan sonra. Sizce niye? Bunun sebebi nedir? İşte o ölüm korkusu. Yani
çok garip bir şekilde arttırılmış bir şey var. Yani insanlar hakikaten şaka değil. Yani şöyle kapıya kapıcı geliyor, kapının dışından konuşuyorlar. Adam ekmekleri bırakıyor kapıya, o gittikten sonra açıyorlar. Yani yok böyle bir bulaşıcılık riski. Böyle, hakikaten çok ciddi bir ölüm riski var. Yani bu biraz abartılı bir şey ama bana öyle geliyor. Peki bu panik atak ne hocam? Ortada olmayan nedenlere bağlı çok yoğun sıkıntı tepkisi. Peki bir belirtisi var mı ya da en çok etki eden bir panik. Durum? Yani belirti panik. Yani olmayacak durumda olan. Panik hali, ölüm korkusu. Panik hali, ölüm korkusu. Bana bir şey olacak, ona bir şey olacak. Bu tabii depremlerin o Manisa'yı, Akisar'ı sarstığı günlerde de mesela onunla ilgili vardı. O zaman panik atak diye bir teşhis yoktu ama 12 Eylül'den önce de sokakta bir egzoz patlardı. İnsanlar sokağa bomba attılar diye kendilerini halının üstüne atarlardı. Yani o günkü konuma bağlı olarak da insanların çok aşırı tepki vermelerinin adı panik atak. Ama herkes panik atak diye lazım yok. Herkes de olabilir mi her yaş grubunda? Tedavisi nedir? Tedavisi gerçeği görmeleri aslında pek... Öyle bir hastalık yok deyiminin altına gideyim yani. Anksiyete reaksiyonu diyoruz buna. Depresyonun bazı türleri diyoruz. Daha ağır hastalıklarda da panik durumları görülebilir. Panik atak diye bir hastalık tanısı yok. Bu ona takılmış olan bir isim diye bakalım. O yüzden zaten duyarlı olan insanlar, demin verdiğim örnekte olduğu gibi, o günün moda bahanesi neyse onunla birlikte mutlaka bir tepki vereceklerdir. Kimisi çok tepki verir, kimisi az tepki verir, kimisi korona öleceğim diye bağırıp çağırır, kimisi korona morona yok diye bağırıp çağırır. Yani yelpazenin iki ucu. Çok garip günler geçiriyoruz. Ne olacağını ben de hiçbir şekilde tahmin edemem. Büyük bir ihtimalle ikinci, üçüncü atakları, salgınları göreceğiz. Dün akşam yayınlanan serbest bırakma kararları Türkiye için son derecede yanlış. Dün saat 12 civarında Bornova'da yürümek mümkün değildi. Son derece kalabalıktı her taraf. Güya sosyal mesafe var, bankanın önünde bir kuyruk var. 100 metre uzamış ama o kuyruğun yanından herkes geçiyor zaten. Yani tuhaf bir şey. Ne olacağını hiç bilmediğim çok garip günler ama büyük bir ihtimalle birkaç ay sonra aynı korona görülme ve ölüm sayısı devam edecek ve biz bunun çok farkında olmadan tıpkı Chopin'in veremli birisine aşık olduğu gibi ve hatta onunla evlendiği gibi koronalarla birlikte yaşayacağız. Yani dürbünü tersine çevirecekler. Büyük bir ihtimalle. Belki onu bilerek yapacaklar. Belki hani fazla bir şeyi uyarırsan bir süre sonra vurdum duymaz hale geliyor. İnsanlar kayıt oluyorlar. Belki de o gelişecek. Ama o veren konusunu siz de lütfen bir düşünün. Ya insanlar fren gibi insanlarla yatıp kalkıyorlarmış bir zamanlar. Alışıyorlar efendim. Veremeye alışıyorlar. Frengiye de alışıyorlar. Bundan sonra koronaya da alışacaklar. Evet %100. Yani aman benim eşimde diyabet var. O ölecek mi, hipertansiyonu var, onu kaybedecek mi diye kimse panik yapmıyor ama ya sokağa çıkar da sokakta geçerken korona kaparsa diye ağlayanlar var. Yani tuhaf geliyor bana. Yani insanlar koronaya adapte olacaklar. Evet. Karantina günlerinde hocam bu sıkıntılı halden çıkmak için ne yapabiliriz? Gelsin gitsinler. Evet buraya gelsin.